Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi biraz sonra berbere gidip saçlarımı kestireceğim. Malumunuz biraz son zamanlarda kirpi gibi oldu ve fırsat bulamamıştım berbere gitmeye. Bu vesileyle hem berbere gidip saçlarımı kestirip hem de sizler için Almanya'daki berberler hakkında bir video yapacağım ve olabildiğince berberimle sohbet edip bu konuda biraz kendisinden tecrübelerini dinleyeceğiz. Normalde metro ile gitmeyi düşünüyordum fakat son dakika bisikletle gitmeye karar verdim. Bu vesileyle sizlere sokaktan da görüntüler aktarırım diye düşündüm. Şimdi hazırsanız yola koyulalım. Berberde görüşürüz. Şimdi berberimin olduğu muhite geldik. Burası Leon Road Plaza diye geçiyor. Münih'e gelmek isteyenler ya da Münih'te yaşayanlar bazen soruyorlar videolarımda buraların nereler olduğunu. Ben de o yüzden bu tipleri vermeye çalışıyorum. Şimdi az ileride dükkan ve biraz sonra oraya gideceğiz. Ve sonrasında şu saçlardan kurtulacağız. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden direkt ilerleyelim. Şimdi bisikleti park ettik. Hemen içeri dalalım. Bir an önce hem kesme hem de sohbete başlayalım. Alo. Merhaba Hasan. Merhaba abi. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi, nasıl olsun? Valla geldik saçları biliyorsun. Son saçları halini. Kesecektik bugün. Saçlarını keseceğiz. Bayağı uzamış ama. Aynen bayağı. Daha da kötü durumdan sen şu şeyi kaldırdın da. Öyle. Nasıl yapalım şimdi saçları? Abi benim saçlar normalde 3 numara. İran abi üstelik. Bayağı tecrübeli bir abimiz burada Münih'te. Kaç yıldır buradaydın abi? Yaklaşık 14 yıldan beri Münih'te. 14 yıldır abi Münih'te ve işin ehli yani öyle diyeyim. Ona bırakacağız. Geçir mi abi? Tabii buyurun. Sen ne kadar oldu Almanya'ya gelin? Benim 1,5 yıl oldu. 1,5 yıl oldu. Aynen. Nasıl geçti 1,5 yılın? Umduğunu bulan bildin mi? Valla henüz değil. Çabalıyoruz açıkçası. Almanya'da çabalamak gerekiyor. Sen biliyorsun bu süreçleri tabii geçirdim falan yani. Almancayı öğrenmek falan var yani. Almancayı öğrenmek çalışmam önemli. Çalışma müsaadesi önemli. Aynen öyle. Avrupa'da da şartlar eskisi gibi değil. Gerçekten de Avrupa'da. Almanya, Avrupa'nın nesi derler, makinisti, hani vagonları çeken, önde tren oluyor, makinist. Peki senin Almanca öğrenme süreci nasıl oldu abi? Türkiye'de mi öğrendin? Buradan mı? Ben Almancayı ilk aylarda şöyle bir iki ay falan okula gittim bir saat önce. İki aydan sonra okula bırakmak zorunda kaldım. Çünkü çok zor oluyordu. Hem gündüzleri çalışıp akşamları okula gitmek. Genelde de burada Almanlarla çalıştım. Alman iş yerlerinde çalıştığım için. Çok iyi, o büyük avantaj. Almancayı hızlı öğrendim. Bugün biraz kalabalığız. Türkiye'de ustalığım yoktu. Burada geçen sene ustalık şeyini yaptım, belgesini yaptım. Zor oldu. O yüzden bir sene komple pazarda dahil olmak üzere. Çok çalışarak. Çok çalıştık. Ben berber olmak istesem, hani biliyorsun Türkiye'den geldim. Şu anda çatırt bir olabilir miyim? Ya 3 yıl, ya, eğer kağıtlı bir berber olmak istersen, kuaför olmak istersen mecbur okula gitmen lazım. Kağıtsız oluyor mu? Yani, yok, kağıtlı yani okula gitmen lazım. İşçi bulma kuruluna, Arbeitsamt. Ki Ausbildung falan mı yapmak gerekiyor mesela? Tabii Ausbildung yapman lazım 3 sene. 3 sene. Tabii 3 sene. 3 senenin sonunda da tabii şeyler var. Sınavlar var. Sınavlara giriyorsun. Kazanırsan kalfalık belgeni almış oluyorsun. Kazandığın zaman kalfalık belgesini almış oluyorsun. Ondan sonra sonunu yapabilirsin. O da ekstra. O da ekstra. Hani. O da ekstra. Onu yapmak zorunda değilsin. İstersen yapabilirsin ama tabii ki ustalık yapman sana çok şey kazandırıyor. İnşallah Türkiye'de yavaş yavaş bu pozisyonlara gelir ama geliyor şu anda. Ne olursam çok da fazla uzak değiliz. Yani son 10 yılda acayip bir kuaför patlaması yaşandı. Öyle mi? Hadi ya. Müthiş bir patlama yaşandı. Mesela şu caddede, şu cadde üzerinde yaklaşık yani 4-5 kilometrelik bir alan çevresinde 13 tane kuaför var. Mesela 14 sene önce bir temizlik firmasında çalışsan, temizliğin saat ücreti yaklaşık 12-13 lirayken mesela şimdi Mindestlohn dediğimiz askeri ücret en az geldi. 8.50'ye geldi. 8.50. Ama önceden öyle değildi.
O da neden kaynaklanıyor? Yani bunlar 10 sene önce... Daha az göçmen. Ya göçmenler çok az izlediğimiz, kulüp dinlediğimiz göçmenler. İltica edenler. İltica edenler oldu. Ondan sonra mesela Polonya, Romanya, Bulgaristan. Bu vatandaşlar hepsi gelmeye başladı. Kapılar açıldı. Herkes şimdi Avrupa ülkesi olduğu için Avrupa birliklerini aldığını kapılar açıldı. Elini kolunu sallaya sallaya geliyor. Tabii bu da ister istemez aslında bir taraftan ucuz iş gücünü artırırken bir taraftan da kaliteyi düşürüyor. İki kuaför olan da kuaför salonu açıyor. 3-5 saç kesmiş insan ben erkek berberiyim ya ben bayan kuaförüyüm deyip dükkan açabiliyor. Dükkan açabiliyor veya piyasaya çıkabiliyor. Peki burada berber olanlar aşağı yukarı hangi aralıkta para kazanıyor? Ya maalesef kuaförler bize çok iyi para kazanamıyorlar. Onlar da şey alıyorlar. Dükkan açan mı yoksa şey mi? 8.50. 8.50. Ha, 8.50. Ya biraz o senin şeyine kalıyor, yeteneğine kalmış. Eğer gerçekten iyi bir kuaförsen, biliyorsun Almanya'da kuaför salonları bay ve bayan karışıktır. Ve genelde kuaförler de, yani %90'ı diyeyim ben sana, bay ve bayan beraber yaparlar. Yani aynen. Ben mesela hem bay hem buradaki bayan... Buradaki sistem biraz böyle. Yani buradaki sistem biraz farklı. 8.50 saat ücreti alır. Eğer dediğim gibi gerçekten iyi bir kuaförsen şehir merkezinde bu. Burası da şehir merkezi sayılır ama tam böyle içi değil. En böyle şeyden bahsediyorsun. Popüler caddede, popüler mesela, bir yer. Banlık dediğimiz yer şehrin daha çok merkezi. Orada yani bunun iki katını da alabilirsin. Eğer gerçekten iyi bir kuaförsen. Ama berberlerin de mesela sosyal yaşamı şey değil mi? Diğer meslekler gibi buradaki. Hani yıllık izni olsun, Noel tatili ya da birçok şeyden onlar da faydalanıp... Tabii. Yani bir eksiklik var mı o konuda mesela? Yok mesela şey normal, eğer normal tatil günlerinde herkesin kapattığı bir zamanda orada yasal olan, nasıl derler, gazeteyle... yasal olarak. Ya, yasal olarak mecbur. Eğer herkes kapatıyorsa, herkes kapatmak zorunda. O zaman da berberler tabii kapalı oluyor. Mesela Noel'lerde. Nasıl diyeyim, Christmas, Weihnachten dediğimiz o zamanlarda falan böyle arada tatiller var. Tabi bunların da şey tatilleri, dini bayramları. Dini bayramları. Dini bayramlarından doğan tabi tatiller var. O yüzden oralarda tutulması zorunda. Nasıl bizim mesela Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda tatillerimiz oluyorsa. Ağız bildiğin kış artırdın değil mi? Berberlik için mesela. Tam berberlik. Dediğim gibi eline kağıt almak istiyorsan tabii eline kağıt aldığın zaman kariyerde iş bulabilirsin. Bir sene de öğrenirsin. Bir sene sonra müşteri yapmaya başlarsın. Ne bileyim bahşişlerinden güzel para kazanırsın. Aylığında çok değişen bir şey olmaz ama. Burada bu arada berberlerde bahşiş sistemi de var değil mi? Tabii bu bahşiş sistemi var. Tabii Türkiye'de olduğu gibi burada da Almanlar güzel bahşiş bırakır. Yani burada bir şey gibi, kanun gibi bir şey. %20 bahşiş vermek zorundasın. Aslında değilsin ama öyle bir şey var. Dileyen bırakıyor, dileyen bırakmıyor aslında. Pardon Serkan'cığım. Ha şey doğru. Yaklaşık ne zamandan beri? 3 yıldan beri. 3 yıldan beri. 3 yıldan beri. Yaklaşık 3 yıldız buradayız. Eşim kozmetik üzerine. Bununla birlikte çalışıyoruz. Burada saçla ilgili bütün hizmetleri, kozmetikle ilgili masaj, ayak bakımı, el bakımı. Bütün hizmetleri veriyoruz. Lazerle, saç alma. Lazeri yapabiliyorsunuz. Tabii lazerimiz de var. Zaten benim eşim, o da Türkiye'den kozmetik üzerine eğitim aldı. Okula gitti, okula bitirdi. İkiniz de gayet eğitimli bir şekilde bu işi yapıyorsunuz yani. Beraber 2-3 arkadaşımız var bizimle beraber çalışan. Part time, full time. Serkan'cığım sakalları böyle olduğu gibi kirli mi bırakalım yoksa? Şuradan biraz düzelteyim mi sana? Sence nasıl görünüyor abi? Çok mu kaba görünüyor? Biraz incelteyim diyorum. Olur abi. O zaman şöyle şuralardan biraz toparlayayım ben. Çünkü buralar biraz kaba gözüküyor. Tamam. Sen ama Türkiye'de bu mesleği yapmışsın değil mi? Tabii. Ben burada başlamadım aslında. Yok. Türkiye'de tabii Türkiye'de öğrendim. Ya burada aslında geldiğimde birkaç bizim burada meşhurdur camilerde kuaförler. Her camın altında bir tane kuaför vardır. Bir koltuk veya iki koltuk. Belirli bir zamanı atlatana kadar oralarda çalıştım. Bir de öğrendik. Bir de öğrendikten sonra artık sağda solda yani artık işe aramaya başladık. Bulduk, çalışmaya başladık. Yaklaşık 1,5 sene sonra falan kendi işimi yapmaya başladım. Kendi iş yerimi açtım. Şansımız biraz yaver gitti. Biraz para kazandık. Ortak
işe başladık. Sonra ilk aldığımızda burası da ortaktı. Sonra ortağımla yollarımız ayrılmak zorunda kaldı. Sağlık nedenlerinden dolayı. Serkan'cığım bence böyle iyiydi. Çok böyle biraz kirli bıraktım. Şuraları tamam abi. Biraz sonra biraz incelttim. Gayet makul görünüyor. Pol sevdiğin için şuraları da istersen iyi. Alayım. İstersen buraları natur yaptım aslında. Natürel yaptım böyle sıfırdan. Bence natural iyi. Ben iyiyim. Böyle iyidir. Ellerine sağlık. Şimdi şöyle bir bakalım. Aynen. Çok teşekkürler. Rica ederim. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kamera karşısında bayağı zordu. Hiç böylesini denememiştim. O yüzden çok teşekkürler. Nasıl? Elde sağlık. Tamam. Kamera karşısında. Buraya gelirseniz güneye, tıraş olmak isterseniz Birhan abinin yerine uğrayın. Ben şimdi dükkanda çekeceğim zaten. Göreceksiniz dükkanın ismini. Yerinde zaten söylemiştim girmeden önce. Abone değilsiniz, abone olup. Ben de takip ediyorum seni. Takip ediyorsun sen zaten. Aynen. Hoşçakal. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Evet, şimdi tıraştan çıktık. Gördüğünüz üzere saç yer yeniden insani bir hale kavuştu. Sağ olsun Birhan abi sayesinde. Şimdi sizin sorduğunuz tüm meslekler hakkında direkt uzmanından bu şekilde kendisiyle görüşerek böyle bilgi videoları yapmaya çalışacağım. Bu vesileyle hem buradaki mesleklerin süreçlerini ve bu süreçte uzmanların neler yaptığını hep birlikte öğrenmiş olacağız. Ben de açıkçası bu hikayeyi sizler birlikte ilk kez dinledim. Çünkü Birhan abiyle geçen gün tanışmıştım. Ve çok fazla tanışma fırsatım olmamıştı. Bu sefer bu video sayesinde daha da çok kendisinin hayat hikayesini ve Almanya'daki mesleğini yapabilme süreçlerini sizlerle birlikte ben de ilk kez yeni öğrendim. Bu videoyu tamamen sizlere bilgi vermek adına yaptım. Çünkü bana çok farklı mesleklerden sorular geliyor. Bilgisayar mühendisinden öğretmenliğe, berberlikten kasaplığa kadar birçok meslekten sorular geliyor. Ben de bunların her birini kendim düz bir şekilde yanıtlamaktan ziyade uzmanlarıyla bu konuyu masaya yatırıp bu vesileyle buradaki mesleklerin gerekliliklerini ve gelişim süreçlerini hep birlikte keşfetmeye çalışıyorum sizlerle. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone ol butonuna basarak sonraki mesleklerle ilgili videolarımı takip edebilirsiniz. Ayrıca Almanya'da yaşam üzerine diğer tüyoları da yine bu kanalda görebilirsiniz. Şimdi berberden çıktığımıza göre arkama şöyle Olimpia manzarasını alarak sizlere bu videonun tavsiyesini vermek istiyorum. Geçenlerde Instagram hikayesinde de bahsetmiştim. Willkommen in Deutschland filmi. Bir sinema filmi. Türk ailesinin Almanya'ya göçüşünü anlatan hem mizahi hem de dramatik yönleri olan bir drama filmi aslında. Şimdi Türkçe muhabbetleri de duyabiliyorsunuz filmde ve Türkçe muhabbetleri de altyazılı Almanca olarak görebiliyorsunuz. Yine tekrarlıyorum, dil öğrenirken çok işinize yarayacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü muhabbetler çok günlük hayat üzerine ve gayet akıcı, yani hiç sıkılmadan izleyebilirsiniz. Evet, şimdi eve geldim, duşumu aldım ve kıyafetlerimi değiştirdim. Şimdi bir önceki videoma düşen soruları yanıtlayacağım hızlı bir şekilde. Geçen hafta soruları yanıtlamayı ihmal etmiştim. Ara sıra ihmal edebilirim, kusura bakmayın, ama %90 oranında videolarımda soru cevap kısmını sürdürmeye çalışacağım arkadaşlar diyerek hemen ilk soruma geçiyorum. İlk sorumuz Ausbildung üzerine. Merhaba, lise mezunu değilim. Ausbildung için gelebilir miyim demiş. Bununla ilgili yakında bir video çekeceğim. O videoyu takipte kal derim. Buradan da duyurmuş olayım. Sonraki videom ya da sonraki videolarımdan en yakın olanlardan biri Ausbildung üzerine olacak. Ausbildung üzerine, yani buradaki mesleki eğitim üzerine ne kadar aklınızda soru varsa bu videonun altına yorum olarak bırakın. Ben de röportaj yapacağım konuğuma o soruları ileteceğim bu şekilde. Bunu da duyurusunu yapmış olayım buradan. Sonraki soruma geçiyorum hemen. Mimarlık 3. sınıf öğrencisiyim. Almanca çalışmaya başladım. Sizce yüksek lisansa yönelik mi çalışayım, yoksa Blue Card ile iş bulabilme ihtimalim var mı demiş. Her ikisi de tabii ki mümkün. Bizim burada gözlemimiz, özellikle benim eşimden ve eşimin arkadaşlarından dolayı gözlemlediğim şey, burada yüksek lisans olur, bachelor olur, bir şekilde burada kul bitirmiş birinin iş bulma olayı çok daha yüksek. Tabii ki Türkiye'den de iş bulup gelenler olabiliyor ama Türkiye'den başvururken biraz daha mesleğine ve spesifik olarak pozisyonunuza göre şansınız düşebiliyor ya da yükselebiliyor. Ama genel olarak burada yüksek lisans bitirseniz önünüzün daha açık olduğunu söyleyebilirim. Buna benzer çok soru geliyor. Bunu bu şekilde toplu halde aslında genel olarak yanıtlayabiliriz. Bir sonraki soruma geçiyorum hemen. Videolarınızı severek izliyorum. Bir sorum olacaktı. Almanya'da yaşamayı düşünüyoruz. Eşim orada yaşadı. Ailesiyle 2011 yılından 2015'e kadar 4 yıl falan. Sonra Türkiye'ye döndüler. Benimle tanıştı, evlendik. Eşim orada hemşirelik okudu. Tekrar dönmeyi düşünüyoruz. Ben de vasıfsız işçi olarak çalışmayı düşünüyorum. Aylık elimize geçecek net ortalama ücret ne olur demiş. Burada iki kişi vasıfsız işçi de çalışsanız rahat geçinirsiniz. Buradaki alım gücü olsun, geçim oranları olsun, iki kişi çalıştıktan sonra çok rahat olabilir diye belirtebilirim. Ben ve eşim burada part-time çalışmamıza rağmen geçinebiliyoruz. Siz asgari ücretle bile, yani part-time'ın üzerinde kazançtan bahsediyorum, İki kişi çalışsanız da bence çok rahat
geçineceksinizdir. Tabii buna farklı imalar, farklı yorumlar da gelebiliyor. Şimdi ne alabileceğiniz, nasıl harcama yapacağınıza da bağlı değişir bu ama standart bir yaşamdan bahsediyorsak geçinirsiniz. Sonraki sorum, bir hasta bakıcı ile de bu şekilde bir söyleşi gerçekleştirebilir misin? Öğretmenlik röportajımızla alakalı demiş. Malum en çok aranan mesleklerin başında. Tabii ki hatta bunu şu anda bir kere daha duyurusunu yapayım. Münih'te yaşayan ya da yolu bir şekilde Münih'e gelecek olan farklı meslek ya da farklı eğitim alanlarındaki kişilerle röportaj yapmak istiyorum. Eğer röportaj yapmak isterseniz, YouTube kanalıma konuk olmak isterseniz bana yazmanız, ulaşmanız yeterli. Farklı birçok meslekten bu röportajları gerçekleştirip sizlere en doğru şekilde direkt kaynağından bilgileri sunmaya çalışacağım. Sonraki soruma geçiyorum. Şartlı kabul alıp üniversitede yüksek lisans için soruyu anladığım kadarıyla. Dil okulu kurken çalışabiliyor muyuz acaba diye sormuş. Şartı kabul aldıktan sonra dil okulu sürecinde bildiğim kadarıyla çalışılmıyor. Çalışma izniniz olmuyor. Normalde de tabii tek başına dil okuluyla da gelirseniz çalışma izniniz olmuyor. Ama o şartı kabul aşamasını geçip okulunuza kayıt yaptırdığınız andan itibaren çalışma hakkınız oluyor. Evet, şimdilik sorularım bu kadar. Yine sizlerin sorularını bu videoya bekliyorum. Dediğim gibi her videomda buna benzer açıklamaları yapmaya çalışacağım. Bu arada 1 Ağustos günü, yani önümüzdeki Perşembe günü oluyor bu, bir canlı yayın gerçekleştireceğim YouTube üzerinden. Bunu da duyurusunu buradan yapayım. Saat ve diğer detaylarını açıklama kısmına da ekleyeceğim. Canlı yayında 30 dakika bir sohbetimiz olacak sizlerle. Havadan sudan olacak ama sorularınızı da sorun. Yanıtlayabildiğimi yanıtlayacağım ama yine dediğim gibi sohbet ağırlıklı da olacak bu canlı yayın. İlk kez gerçekleştireceğiz. Buna da katılım gösterirseniz hep birlikte canlı olarak yüz yüze videolar dışında bir sohbet gerçekleştiririz diye umuyorum. Şimdilik benden bu kadar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha sonraki gelecek Almanya'da yaşayan videolarını bu şekilde takip edebilirsiniz. Zil ikonuna basarak ayrıca bildirimleri açık hale getirirsiniz ve videoları ben yüklediğimde sizlere de bildirimi gelmiş olur. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi davranın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.